Evet, geceye giriyoruz. Balkona açıklayacağız köpekli gönderme. Sadece gece başlamışken bu gece bir şeyler olacak mı? Yarın olacaklar belli stalkingler demek için uğradım. Köpek gönderme. Tekrar elektrikler kesilecek mi? Evet. Başkan. Böyle hafif işlemlerle olmuyor be. Biraz güç göster, güç. Neden korkuyorum? Güç göster. Mesela Akbaba uzantısı paspas gibi bir dergi daha çıkar be. Bir gezi daha düzenle. Hayırlı cumalar, cuma sabahına kalkıyoruz. Burnumu uzatır uzatmaz. Görüntüde bir şey yok. Çünkü gündüz ışığı. Fakat gece buraya hayvanlar dayanmış. Buraya kapımızın eşiğine. Nereden biliyorum? Çünkü kabızım. Tuvalete girince sinekler. Bir karşıma, bir oturunca yanıma. Daha sipari yakalayamadım. Sinekler haber veriyor. Onunla da kalmamış. Başka bir şeytanlık da yapmış. Dünkü şeytanlığı. Bunu açıklıyorum. Bunlar açığa çıkmak için elektriğimizi kesmiş yine. Tekrar kurmam gerekecek sil baştan. Buyurun bakın. Kesmiş. Gece elektriğimizi. Babasının malıymış gibi. Bodruma inerek. Tahminen. Ana yerden mi bilmiyorum. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok yaşıyorduk mu? O yüzden o kapı açık oraya girsin diye, istediğini yapsın diye sabotaj kartı, İlluminati sabotaj kartı. Böyle bir işlem. Saati 20 kaç gösteriyor? 23 mü? 23 gösteriyor sabah. Ve tarihi de değişti. Elektriği kestiğini böyle belli ediyor. O yönteme başladı. Artık her gün kesecek. Tarih 2001'e indi. Kurmamız gerekiyor. Evet, kurduk. Anında internet çalışmaya başladı. Saat 7:16. Bu şeyleri yapıyor. Aletleri çökertmek için. Mutfak aletlerini çökertmek için. Buzdolabı gibi. Yemeklerini bozmak için. Bu şekilde açıktı. Bu sesle duyuluyor mu? Bir yerden hissediliyor.
bundan rahatsız oluyorlar. Ve dayattılar parazitleri, mikropları, kabızı, öksürüğü, hayvan dayatarak buraya. Biraz yağmur yağmış. Daha başka şeyler yaşayacağız mı? Kahvede, çayda. Bilmem. Bu aralar kancık kesildi. O ses dalgasını bulduktan sonra Allah bana çok yardım etti. Evet, balkona çık Yusuf Bey. Ne oldu? Elektriklerini kestiler. Gaza gelmedin mi? Daha çok gaza mı gelmek istiyorsun? Yusuf'u gaza getirdik. Elektriğini kesik gece. Pis şeytan. Evet. Cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Hani lan sümüklü böcekler yağmurda geliyordu. Daha önce bulduğum gibi binlerce o ufak siyah şeylerden yok. Sümüklü böcekler de göremiyoruz. Hani yağmurdan geliyordu lan. Gaza gelmedin mi Yusuf? Elektriğini tekrar kestiler. Gaza gel be. Gaza geldim, bir şeyler okudum, o gizli yayınlanacak. Hani lan hayvanların nerede? Kuşlara yem attım, gittiler. Burnumu uzatır uzatmaz kancık kesildi, 90 bile yok. Halbuki bunlar hava dinlemez, kar, fırtına, pat damlardılar. Evet, o elektrik kesiklerinin amacı ne? Çöktürmek aletleri. Bu bilgisayarı çöktürdüğü gibi sure dinliyorum diye buradan. Sesimi kesecek, videolarımı ölecek. Kızdım dün yayınladığım bir şakaya. Balkonda gaz çıkaran. Onu ek olarak koyacağım buraya. Kızdı. Evet, çayımı almaya gidiyorum. Tencere açık dursun. Sakın buradan kedi sokma. Daha önce yaptım. İçeriye kedi soktum. Şeytan gibi onları yönetiyor. O kamera bulaklık oldu. Frekans gönderildi. Kapatıp açalım, düzelsin. Evet, kullarını göndereceğim mi? Vika cadısı büyücü olarak yetiştirdiğim sinek büyücüleri. Yok mu bir tane? Kanıtlarını gördüm. İçinde cin var mı? Evet, düzelttik. Görüntü güzel. Selam memur bey. Evet. Memur bey, bunlar bizim hakkımızı koruyor. Bir hakkınız varsa... Hakkımız olsaydı apartmandaki memurlar korurdu. Her şey gözlerinin önünde oluyor. Hepsi şeytan oldu. Buna. Evet, sokak köpeğini tamam büfenin orada gösterdi. Etraftalar. Biz buradayız. Sadece kamerayı açıp biraz gelmiyoruz buraya. İşlem yapma. Veya inşaat alanlarının hala emniyete amadeyiz.
hala akbaba emrindeyiz. Evet. Kahverengi beyaz köpekliğim bugün de şaşmadı. Daha değişik bir saatte çıktım. Biz alışveriş yaptık, oradan geliyorsan. Elimizde poşet var. Stalking dediğiniz biz. Sana sevimli hayvanımızı göstermek için can dostum. Yatak arkadaşımız. Evet, kurt köpekliği tatile gönderdi. Diğer buraya gelen sıçan beyaz köpekliği de. Ekipman değişti. İki yudum aldım. Köpek soyu bunlar. Toksoplazmalı kakadriye hanım. O da senin gibi kuaför mü? Kuaför. Kuaförse senin gibi X hamsteri var mı? Hepsinin var. Hepsinin var. Kimini o yola sürdüm? Hepsi X hamsterdan kedin şiiri okuyor. Onlara da birer milidamat bulacak mısın? Nafaka. Olabilir. X hamsterdan seçiyorlar. Milidamat onu Playboy kadıncadan seçti. Soyadımızla aynı olması tesadüf. Orhan Sefi Orhan'ın soyadının aynı olması gibi. Tesadüf be. İki günde paspas dergisi. Taksici neredesin? Taksicilik yapmayacağım. Yok be. Bugün sabotaj işlerindeyim. Elektrik kesiyorum. Bugün cuma. Gaza getireceğiz. Uyuşturucu etkisi yapıyorum. Uyuşturucu etkisi yaptıktan sonra anamla ilk hamster. Rujlu dudaklı sürme gözlü olarak sitelerde. Anam yoksa köpeğimle ilk hamster. Hiç fark etmez, delik deliktir. Kızım gel buraya. Tuhaf tuhaf sesler. Sonra balkona yarı çıplak fırlıyoruz. Komşuyla konuşuyorum diye tuzak kurdun sen. O sesler gelince çıktın durdurdun komşuyu. Sen bunları anlatıyorsun diye kurt köpekli geliyor. Tekrar sen demin dedin ya, kurt köpekliği onu tatile gönderdi. Onu duyduk, böyle düğmeye basar gibi gönderdik. Karp Orhon Ömer'i. Nasıl satayım, adam olabilir. Tımarhanelik. Her çıktığımda evden giriş kapısından pat diye damlıyordu önüme. Orhan Seyfi Orospu çocuğu için. Evet, milleti uyarıyorum böyle. Elektriklerinizde keserler. Evinize çıyanlar, böcek türleri, sinekler de sokarlar. Yılan bile, akrep bile yaşadık. Sokarlar. Böyle pop diye damlarlar. Hazır oldu asker gibi. Bu millet. Ve en kötüsü böyle saldırılarla, küfürlerle, hakaretlerle. Üzerlerine çekip, rol kesip, seni suçlu gösterirler.
davalara düşürürler. O davalar köpekler veya hayvanlar yüzüne olur. Hiçbir zaman kayıtlara geçmez. Çünkü yapıldığı an önemli. Ne oldu? Bir yumruk vurdum. Yetiyor. Diğer hikaye. Onlar kayda geçmez. Öyle davalarla başınızı belaya sokarlar. Adliyelerden, doktorlardan kurtulamazsınız. Orhan Seyfi Orhan senaryosu. Evet, arkadaki köpek sahibinin de geçirdi önümden. Vazgeç hanımefendi, şeytanın yolundan gitme. Çünkü şeytan olduklarına dair hiçbir şüphe yok. Kesin bir olay. Kanıtlarıyla şüpheye yer bırakmıyor. Evet, 15 dakika oturduk. Çayımız bitmek üzere. Başka gelen giden yok. Burnunu uzatır uzatmaz. Bir olay var orada. Burnun boşuna yazmadı Orhan Seyfi Orhan o şiiri. Burnunu uzatır uzatmaz. Tıkırtı çıkar çıkarmaz. Diri diri yakalıyorlar. Deliğine sindirecekler. Deliğine sindirecekler be. Şeytanlığa bak. Anlasını satayım. Siz bu Siyonistleri yurdumuzdan etmeyin. Bunların yaptıkları yetmeyecek. Allah belanızı verecek. Hey, X-Amster'lı taksici. Dün gece ben okudum yine elektriği kesecek diye. Böyle tahmin ediyorum yapacaklarını. X-Amster'da rujlu dudaklı sürme gözlü taksici İbne. Evet, çayımız bitti. Başka hareket yok. O işte bir iş var. Başka hareket dediğim o sokak köpekleri geçti de çekmedim. Gözümün önünden. Çekecek, takıntılı göz çekecek. Hayvanları sevmiyor. Evet. Hayır, onlar burada olacak. Evinin karşısına. Her videona, her bizim zorumuza giden mesajlarına vav 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 diye ağlayacaklar. Arkadaki gibi. Sağdan, soldan, önden, arkadan. Biz hayvansever Siyonistleriz. Siyonist olarak camiye hiç uğramadığımız halde caminin kıblesini kedi kasabası yaptık. Senin evinin karşısında. Orhan Seyfi Orhan emriyle. Evet, sesi biraz açtık. Bu kadar ses çıkıyor ancak. Bu neye kızdı, o nerede be? Buna kızmıştır, buna. Aynen böyle. Bok şampiyon. Sürekli